Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda Gayış Edition var. Gayış paket. Evet, yanımdaki araç Linea. Linea aldık arkadaşlar bugün. Bu arada yazılımlı artı 30 beygir ama karda artı 1000 beygire yükseliyor, onu da belirteyim. Aracımızın özelliklerine gelecek olursak, aracımız 14 model, gördüğünüz gibi Linea zaten. Active Plus olarak geçiyor, boşum bir üstü. Öyle, ben de sıralandırıyorum, boşum bir üstü, o şufu, neyse boş verelim onu. Aracımızda gördüğünüz gibi sis farı yok. Linea'larda sis farı olan şey, kraliyet arabası mübarek. Genellikle millet borçlara gidiyor. Ama şöyle güzel bir konu var. Araba tam aile arabası. Ucuz demek isterdim ama bunlar da lüks oldu artık ya. Bu aracı bile 150'ye aldık yani. O derece pahalanmış. Bu nedir arkadaş ya? Her şey çok pahalı. Ama aracımızın güzel bir yanı, yakıt yok bunlarda bildiğiniz üzere. Çok az bir yakıtı var. Zaten bunun kaportası Volvo ile birebir gidiyor. Volvo ile aynı fabrikadan çıkıyor bunlar. Buna inanan arkadaşlar olur şimdi. Neyse, şaka tabii ki de. Neyse, aracımızda şey bile yok, çelik jant bile yok, gördüğünüz gibi kapaklı. Ama bakın, Honda Civic'in çakma jant şeylerini, tasarımını almışlar. Linea'ya eklemişler resmen. Püf. Evet, aracımızın hemen kısa bir özelliklerini söyleyeyim. ABS, EBD, ASR, ESP, bunlar var. Standart özellik. Sonrasında yokuş kalkış desteği yok bunda. Bir de bunlar da kronik son herhalde. Direksiyondaki tuşlar çabuk eski, yani çıkıyor mu artık, ne oluyor, eskiyor, bir şeyler oluyor, çalışmıyor, o yüzden öyle de bir sorun var. Şu konuya da değinmek istiyorum, Linea alınır mı? Hemen onu da söyleyeyim. Vallahi bana kalsa şu anki şartlarda zaten araba yok piyasada. Araba yok derken arabalar aşırı pahalı. Ben önceden de şimdi de Linea'yı pek sevmezdim zaten. Ama yapacak bir şey yok, araba yok, o yüzden alınır. Arabada güzel bir yanı, arabadan uzaklaşınca mesela kapıları kendisi falan kilitliyor yani. Öyle de güzel bir yanı var. Hani Fiat miyat Linea mini ama koymuş yine öyle güzel şeyler. Zaten bunlar bildiğiniz gibi 1.3 Multijet. Opel Astra ile beraber. Zaten o Opel Astra bunun motorunu kullanıyor. Onunki de 1.3 motor, Multijet'in motoru. Doblocu Gökay'ın da dediği gibi, abi 1.3 Multijet varsa tamam, bu araba arabadır. Öyle de bir şey var yani. Bilmiyorum, ben Fiatçı değilim ama 1.3 Multijet çok kullanılan bir motor. Sanayide de çok şey yapılan, yani ustası çok olan bir motor. Yani kullanışlı, öyle diyeyim. Bir de az yakan, hızlı kaçan. Yani Fluence gibi olmasa da gerçekten güzel kaçış var. Yani 95 beygirlik normalleri. Ama bu yazılımlı olduğu için 125 beygir hatta. Tabii. Bunu Honda Civic, büyüyünce ben Honda Civic olacağım abi. Şöyle 1.3 Multijet motorumuzu da gösterelim. Gelin şöyle hemen 1.3 Multijet'in gücünü gösterelim size. Hay Allah. Kaput ağır lan. Vallahi bir de fiyata teneke derler. Bak Linea gerçekten. Ama buna bir şey lazımdı ya. Neydi lan o? Hayır, bunun şeyi, amortisörlüsü lazımdı ya vallahi. Üzüldüm şimdi, bak fiyat yapmamış abi. Gördüğünüz gibi Gayış Edişim burada bak. Ne diyor? Elleme beni diyor. Ben diyor kaçarım. Ben kendim giderim. Beni elleme. Beni Türk doktorlarına emanet edin. Neyse, fazla dalgaya vurduk. Sonra yorumlara yazarsınız. Ulan İpne düzgün anlatsana arabayı. Yani şöyle gel mesela arabanın şaselere, podyalere bir bakalım. Bak gördünüz mü? Hiç daha dokunulmamış. Araba full orijinal. Bakın bakın, bak bak bak, boyalarda da eskime biliyor. Gayış Edition olmak böyle bir şey işte. Bu arada kaput harbiden ağırmış ya. Vallahi. Evet, gerçekten ağır. Evet, burada bir sinyal koymuşlar gördüğünüz gibi. Hemen arkaya geçiyoruz. Evet, şimdi dur, RS görünümünü göstermeyelim fazla. Evet, sadece arkası RS. Önü normal Linea. Gördüğünüz gibi difüzörümüz var. Sonradan eklenti. Küçük bir spoiler. Açalım şöyle.
Uf, anam anam anam. Bu nasıl bir açma şeklidir? Gel abi, gel şöyle bir bak ya. Bak bak bak, şu bagaj hacmine bak. Passat'la birebir yarışıyor bak. Bak vallahi bak şimdi, bak ölçmeye bak. Bak bak bak. Bak metremizi. Bu var ya, 450-500 litre rahat var. Vallahi var. 450 kesin, 470 falan rahat yani. Bayağı da var, harbiden var yani. Bak amortisöre bak ya. Fiat abi yapmış. Fiat bize sponsorluk verdi. Lineye övün. Ama harbiden sağlam gözüküyor araba ha. Sesleri yani tok. Şöyle kapı sesine bir bakayım. Harbiden tok sesi var yani. Bakın. Şöyle duyun. Bak. Gerçekten tok sesi var. Hemen arabanın yakıt şeyini unuttum. Onu da söyleyeyim. Şehir içinde 6 litre, 6,5 litre falan yakıyor. Uzun yolda da 4 litreye kadar düşüyor. Ortalama 5 litre bir yakıt tüketim var. Ama tabii ki de sizin basmanızda da değişir de. Bu arabanı bassanız da 7 litreye geçmez şehir içinde. Öyle de güzel bir yanı var. Vallahi çubuk en sonda olsa bile bir 50 kilometre götürüyor. O yüzden yani mazotun bitiyor diye hemen şey dertlenmeyin. Lineo kendi borusunun içindeki mazotu döndürüyor. Yinesi götürüyor. Öyle güzel bir yanı var. Evet, arka yaşam alanına bakalım. Bu arada bu arabada olmazsa olmaz bir özellik var. 4 cam otomatik. Evet, doğru duydunuz. Gel şöyle. Evet, arka yaşam alanına bir bakalım şöyle. Abi Linea konforu ya bak. Bak adamlar yapmış. Diz mesafesine bak. Baş mesafesine bak. Bak sonra şaft tüneline bak. Bak gel şöyle yaklaş. Bak normal seviyede yani. Bu arada arabanın orijinal ses sistemi de gerçekten güzel yani. İyi gerçekten. Daha bir de teyp olsa cıstık 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 falan güzel çalar yani. Onu da söyleyeyim. Bakın 4 cam otomatik. Buralar zaten sert plastik. Full yani. Bundan başka bir şey beklemeyin. Şöyle aydınlatması var. Hem de 2 tane. O da güzel olmuş yani. Şurada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bir de sürüşüne geçelim. Gayş Edition'ımızın bir sürüşüne bakalım. Abi Linea her yerde kullanılıyor ya araba. Şimdi koltuğumuzu ayarlayalım. Koltuğu gırdın gırdın yazacaklar akşama bana. Ayarlanabilir koltuk sadece Linea'da var. Başka hiçbir arabada yok. Ferrari bile kıskanıyor. Şöyle açalım. Bakın mesela bizim mazot hibris fazla kalkmıyor yani. Bu kadar. Mazot zamlarından sonra mazot olmuş 12 lira. Ne yapalım artık? Linea'ya bineceğiz. Yapacak bir şey yok. En az yakan araba bu. Şu SRC'ye gelelim. Bu frekansları değiştiriyor. Teybimiz gördüğünüz gibi orijinal. Kendi teybi. Zaten bunlar kronik hastalık ya. Bu boyası mı ne dökülüyor, kronik yani. Burada sesi açma kapama. Bu sesi full kapatma. Bu da işte bir şeyler bir şeyler. Bu da kornamız yani. Düt düt yapıyor. Burada silecekler. Ya bunlar normal arkadaşlar. Şurada da ESC menü var. Şöyle göster. Şuradan. Oradan gözüküyor bakın. Şurada ESC menü var. Şurada bilgi ekranı var mesela. Bakın anlık yakıt tüketimi. Ortalama hız. Seyahat süresi. Kanal. Menzili gösteriyor. Menzil 0 km bakın. Her an yolda kalabiliriz. Yolda kalırsak ittiririz artık. Arabamızı ittirdik diye de bir şey yaparız. Şöyle bakın. O kolçağımız böyle ileri geri uzatılabiliyor. Şöyle de açılabilen. Neyse artık geçelim. Burada da gözleri falan var. Bagaj açma tuşu. Residence dörtlü. Bunlar zaten boş. Airbag 4 tane sanırsam. Bir tane burada, bir tane burada, bir de yanlarda airbag olması lazım. Öyle biliyorum ben. Neyse fazla da zaten kurcalamaya gerek yok. Kemerimizi de takalım şöyle. Ötmesin ondan sonra dıdıt dıdıt diye. Bir üç dizel abi ya. Neyse bir de fazla bastırmayalım da yolda kalmayalım ondan sonra. Şimdi size 120 beygirin gücünü göstermek isterdim ama mazotumuz yok. O yüzden 1.5 devir geçince vites atıyoruz. Harbiden sürüş iyi yani, sürüş keyfi olarak güzel. Ama tabii ki de ne bileyim ya, bu arabalar daha düne kadar şeydi. Ne amanı. Tövbe ya. Düt yapıyor ya. Mazotumuz yok zaten, ben fazla yemesin diye basmıyorum gaza. Bu arada gaz şeyi sert yani birazcık. O da daha iyi bence. Hafif olunca çünkü ayağınızı ağrıtıyor.
Bakın şu an mazot yok, her an kalabiliriz. O yüzden basamıyorum, kusura bakmayın. Ya öyle yani. Şuradan hemen bir U dönüşü. Arabanın sürüş keyfi güzel gerçekten. Tam bir aile arabası zaten. Evli, mutlu, çocuklu. Ses olarak tabii ki de var. Zaten 1.3 gitmek için kendini çabalıyor. Yalıtımı normal Fiat arabası yani. Yalıtımı o kadar iyi bir yalıtım değil. Ses sistemine bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi frekanslar her yerde tam atam çekiyor valla. Muhteşem bir frekans. Evet, frenlemesine bir bakalım şöyle. Frenlemesi idare eder. Ne iyi ne kötü. Zaten ABS var ya. Önden çekiş bunlar bildiğiniz gibi. Arabada mazot olunca araba kendini zorluyor gideceğim diye. O yüzden gitmiyor yani. Yoksa 120 beygirin gücünü gösterirdim size. Nereden geliyor? Buradan mı galiba? Almak isteyenler için araba gerçekten güzeldi. Fiyatı çok pahalı be abi. 150 bin liraya almışız yani. Önceden 150 bin liraydı bunlar. Ama şey pardon, 30 bin lira falandı bunlar. Şimdi kaç para oldu? Ay ay. Evet, şurada duralım. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Fiat Linea videomuz da böyleydi. Alınır mı diye sorarsanız bence alınır da çok pahalı abi ya. Aile arabası olarak alınır, yakıtı da az. Onu da belirteyim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.